Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bundan yaklaşık 5 ay önce henüz ülkemizde olmayan Honor Magic V2'yi misafir etmiştik ve cihazı Türkiye'de ilk defa Web Tekno incelemişti. 5 ayın sonunda telefon Türkiye'ye geldi ve biz de Türkiye'de alınır mı gözüyle bir tekrar göz atmak istedik. Bu konseptteki telefonların kullanıcı gözünde deneysel tasarımlar olmaktan çıkıp tercih edildiğini, pazar payının yükseldiğini gördük. İlk serilerdeki pahalı, amiral gemisi konumundaki fiyatlardan farklı olarak rekabetçi fiyatlara sahip katlanabilir telefonlar gördük. Philip. Yani dikey katlanabilir telefonlarda daha büyük, daha kullanışlı arka ekranlar gördük. Honor'da tam bu dönemde Fold kategorisinde en büyük endişenin önüne, yani kalınlık, cebe sığmama endişesinin önüne geçen Magic V2'yi tanıttı. Düz tasarımlı, yani düzleyince sanki basit anlaşılabilir, öyle değil, standart bildiğimiz telefonlardan bahsediyorum. Bu telefonlara yakın 9.9 mm kalınlığa sahip bir katlanabilir telefon. Honor'un son amiral gemisi Magic 6 Pro'nun 8.9 mm kalınlığında olduğunu düşünürsek ondan sadece 1 mm daha kalın, cebe rahat sığabilen bir telefon Magic V2. Telefonu açtığımızda ise düz hali 4.7 mm kalınlığa sahip, gayet ince bu haliyle. Bir katlanabilir telefonun bu kadar incelmesi akla tabii ki dayanıklılık konusunu getiriyor. Ya sonuçta bu konseptin düz telefonlardan farklı olarak bir menteşe olayı var. Honor Magic V2'de katlanabilir telefonlarda bir ilk olarak titanyum alaşım menteşe görüyoruz. Dışı titanyum alaşım, içindeki menteşe sistemi için ise çelik kullanılmış. Bazı katlanabilir telefonlarda zamanla oluşabilecek katlama izlerinin veya ufak aşınmaların önüne geçmek için çerçeve köşelerine küçük tamponlar konur. Ama bu çok çok küçük olsa da telefon katlandığında ekranlar arasında bir boşluğa sebep olur. Honor bunun önüne geçmek için Magic V2'nin iç çerçevelerini tamamen kaplamış. Böylece telefonu katladığımızda herhangi bir ekran boşluğu kalmıyor, telefon daha yekpare duruyor. Markanın belirttiğine göre telefon 400 bin katlamaya kadar dayanıklı ki bu kullanırken elle katlayarak kolay kolay erişemeyeceğimiz bir sayı. Günlük kullanımda 10 yıl falan sürebilir 400 bin katlamaya ulaşmak. Telefonun arka kısmında deri hissi veren bir kaplama tercih edilmiş. Kolay kolay parmak izi bırakmıyor üzerinde ama yani elleriniz nemliyse es kalacaktır, buna dikkat etmek gerekiyor. Telefonun ön ekranı 6.43 inç, ana ekranı ise 7.92 inç dostlar. Hem ön hem de arka ekranda LTPO OLED panel yer alıyor. Bunlar şu an akıllı telefonlar için üretilen en iyi panellerden biri. Ekranlar arasında benzer ve farklı özellikler var. İki ekranda da 1 milyar renk desteği, %100 DCI-P3 renk gamı, HDR 10 Plus ve 120 Hz ekran yenileme hızı yer alıyor. Parlaklık konusunda ise ayrışıyorlar. Ana ekran pikte 1600 nite çıkabiliyorken ön ekran 2500 nite kadar çıkabiliyor. Bu şu an amiral gemileri arasında en iyi değerlerden biri. Ayrıca nadiren gördüğümüz 3840 Hz PWM karartma, yani LED'in parlaklığını ekranı gözle takip edilemeyecek hızda yenileyerek kontrol etme özelliği her iki ekranda da yer alıyor. Ne işe yarıyor bu diye sorabilirsiniz. Haklısınız, çok niş bir özellik. Şöyle dostlar, bu özelliğin olmadığı LED panellerde parlaklık analog olarak karartılıyor. Bu ekrana giden enerjinin artırıp azaltılması demek. Yani hani güç tasarrufu için parlaklığı kısarız ya, yani ekran daha fazla pil yemesin, telefon kapanmasın diye yapıyoruz bunu. Bu her ne kadar pil için faydalı olsa da hem yüksek parlaklıkta daha çok pil tüketimi hem de parlaklığı kısarsak enerji farklılığı yüzünden renk kayması, yani ekran deneyiminin kötüleşmesi gibi durumları doğurabiliyor. PWM karartmada ise parlaklık ekran yenileme ile yönetildiği için renk kayması durumunun önüne geçiliyor. Bu sayede ekran deneyimi daha stabil oluyor. Enerji verimliliği açısından bazı durumlarda analog karartma tercih edilse de deneyim anlamında PWM karartma daha tercih edilebilir gibi görünüyor. Honor da tercihini bundan yana kullanmış. Telefonun ekran deneyimini ben beğendim açıkçası. Yani daha doğrusu kuru bir beğenmeden çok %100 DCI-P3 gamı olduğu için görsel odaklı işler için tercih edilebilir diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Katlanabilir telefonların kullanıcı deneyimi anlamında en cezbedici tarafı tasarımları ve ekranları. O yüzden kamerayı biraz erteledim bu videoda ama detaylıca bakmakta fayda var tabii. Telefonda 50 megapiksel f1.9 diyaframa sahip ana kamera, 50 megapiksel f2.0 diyaframa sahip bir geniş açı ve 20 megapiksellik 2.4 diyaframa sahip bir telefoto kamera yer alıyor. Amiral gemisi segmentindeki ana kameralarda daha yüksek çözünürlük değerleri görüyoruz. Hatta son zamanlarda orta üst segmentlerde de olmaya başladı bu yüksek çözünürlük değerleri. 50 megapikseli ilk gördüğünüzde daha yüksekleri var diye düşünebilirsiniz ama burada benim hoşuma giden olay geniş açı ve telefoto kameranın segmentine göre daha yüksek megapiksel değerine sahip olması. Ya geniş açıda 50 veya telefotoda 20 gibi çözünürlükler pek gördüğümüz değerler değil. Performans konusunda ise Honor'un genellikle kullandığı yumuşak ve dengeli tonları bu telefonda görüyoruz. Çok keskin olmayan ama renkleri ve cilt tonları dengeli fotoğraflar sunuyor bize. Video konusunda ise beni şaşırtan bir detay var, o da log çekim özelliği. Telefon 4K, 24, 30 ve 60 kare log çekim yapabiliyor ve 60 kare kayıt için herhangi bir harici diske ihtiyaç duymuyor. Direkt kendi depolamasına kaydedebiliyor. Bu bence onu amiral gemileri içerisinde öne çıkaran bir özellik ama çok niş, yani ilgilenmezseniz de anlarım. Bildiğimiz normal video konusunda da iyi bir performans sunuyor bize. Yani 4K ve 1080p'de 30 ve 60 kare video çekebiliyoruz. Bunu da istersek 16:9, istersek 21:9 çerçevede yapabiliyoruz. Telefonun
hem ana ekranında hem de ön ekranında selfie kamerası yer alıyor. İkisi de 16 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K 30 kare çekim yapabiliyorlar. Kameralar arasında performans anlamında çok bir fark görmedim ben açıkçası. Sanki aynı kameraları koymuş gibiler. İkisi de iyi performans sunuyor bence. Gerek toplantılar gerekse genel kullanım için gayet iyi kameralar diyelim ve donanımla devam edelim. Honor Magic V2'de Snapdragon 8Gen 2 işlemci görüyoruz. Artık 8Gen 3 var ama telefonun 5 ay önce çıktığını düşünürsek 8Gen 2 için normal diyebiliriz. Ayrıca zaten hala en üst segment işlemcilerden biri. O açıdan performans anlamında yarı yolda bırakacak bir işlemci değil. Onun dışında telefonda 16 GB fiziksel RAM yer alıyor. Yani 8 artı 8 gibi değil, direkt 16 GB RAM var. Ve 256, 512 ve 1 TB'a kadar da depolama versiyonları var cihazın. Bizim elimizde şu an 512 GB olan versiyonu var. Gördüğünüz performans verileri 512 GB versiyonunun bize sunduğu veriler. İsterseniz şimdi bir oyun testi yapalım. Önce ana ekranda, sonrasında da ön ekranda 15'er dakika PUBG oynayalım ve bize nasıl performans sunduğunu görelim. Evet dostlar, oyuna başlamadan önce grafik ayarlarımızı Ultra HDR kare hızımızı da aşırı yükseğe aldık. Bu özellikler çoğu telefona sunulmuyor. Genelde sadece amiral gemisi telefonlarda görüyoruz bu özellikleri. Ya biz de fırsat bulmuşken olabildiğince en yüksek ayarlarda oyunu oynayalım istedik. Bize tam potansiyelini göstermesi için. Şarjımız %49, sıcaklığımız ise 29.3 derece. Ana ekranda 15 dakikanın ardından %5'lik bir şarj düşüşü yaşadık. %44'e düştü. Sıcaklıksa 35.7'ye çıktı. Yani 5 derecelik bir fark var ama zaten genelde de bu civarda oluyor. Yani gördüğümüz ekstrem bir sıcaklık yükselişi yok açıkçası. Hemen telefonu katlayıp bir de ön ekranda devam edelim. Orada da yine aynı ayarlar geçerli. Ekran değişse bile sonuçta oyunun ayarları değişmiyor. Ön ekranda da 15 dakikanın sonrasında şarjımız %41'e düştü. Sıcaklıksa 35.8 derecede kaldı. Yani 0.1 derece fark etti sadece. Yani telefon sanki bir noktada sıcaklığı optimize ediyor gibi bir his verdi bana. Bu performans anlamında tabii ki stabilite sağlıyor. Hem ana ekranda hem de ön ekranda herhangi bir kasma donma durumu zaten yaşamadık. Yani 8Gen 2 bize bu durumu PUBG gibi bir oyunda yaşatmaz zaten. O konuda şaşırtmadı. Totalde yarım saat oyunda bir ekran süremiz vardı ve burada %8'lik bir şarj kaybı yaşadık. Bunun için de normal diyebilirim açıkçası. Sonuçta HDR ayarlarda oynuyoruz. Kare hızımız yüksek. Yani yarım saatlik bir oyunda, özellikle bir yani FPS oyununda %8'lik bir şarj kaybı normal diye düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi devam edelim. Honor Magic V2'nin bize sunduğu oyun performansını gördünüz dostlar. PUBG'de Ultra HDR ayarı çoğu telefonda sunulmuyor. Bu yeterliliğe sahip telefon sayısı oldukça az. O yüzden telefonun potansiyelini tam olarak göstermek için bu ayarı aldık. Bu arada telefonda 5000 mAh batarya yer alıyor. Bu değere düz telefonlardan alışığız. Ama katlanabilen, yani menteşe yüzünden batarya alanı azalan ve bu incelikte bir telefonda 5000 mAh görmek iyi diye düşünüyorum. Tabii bunda batarya koyabileceğiniz iki alanın olması artısı da var. Ayrıca kutudan 66 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Böylece telefon yoğun kullanımda günü çıkarmasa bile yarım saat şarja takıp günü kurtarabiliyoruz. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim isterseniz. Honor Magic V2 bu videoda konuğumuzdu dostlar. Katlanabilir telefonlar arasında en donanımlılardan biri ve tasarım anlamında şu an en ince Fold katlanabilir telefon. Ülkemizde yeni satışa çıktı. Sizce satar mı? Honor Magic V2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.